de kardeşimiz Serpil Hanım'ı ve onun çok değerli yönetim kurulu arkadaşlarını tebrik ediyorum. Allah razı olsun diyorum. Tabii yine bize burada bu gece ev sahipliği yapan, bizi kabul eden, Teşvikiye'de umutlarımızı daha da artıran Teşvikiye Belediye Başkanımız Ahmet Meydan Beyefendi'ye de teşekkür ediyorum. Allah razı olsun diyorum. Ve katılan il yönetiminden, bizimle beraber olan kadın kollarımızdan, gençlik kollarımızdan, başkanlarımızdan, Yalova'dan gelen arkadaşlarıma da tekrar teşekkür ediyorum. Allah zalimlerin zulmünü dindirmesi için, Yahudilerin fitnesini bitirmesi için, mazlumlara, mağdurlara yardım etmesi için Rabbime dua edelim. Belki kim bilir, birinin duası, birimizin duası kabul olur diye düşünüyorum. Bir şeye daha dua edelim tabii. Bu ülkenin bugüne kadar geldiği noktadan bundan sonra daha güzel yerlere gitmesi için elimizde bir fırsat var. Onun için de işimizin kolaylaşması ve daha iyiye gitmesi için dua edelim. Değerli arkadaşlarım, bildiğiniz gibi bizler AK Parti teşkilatları olarak yine yollardayız. Sayın Milletvekilim bugün bu taraflarda, Armutlu tarafında, biz merkezde yönetim kurulu arkadaşlarımızla birlikte seçim çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürüyoruz. Tabii zaman zaman ilçemize, Çınarcık ilçemize de geleceğiz. Burada da programlar yapacağız. Değerli arkadaşlarım, 10 Ağustos Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde bildiğiniz gibi Başbakanımız, Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanlığı adayı, partimizin adayı. Bu bizler için, çalışmalarımız için kolaylık. Yani dünya lideri bir başbakanımız Cumhurbaşkanlığına aday olmuş. Biz teşkilatlar için bu bir kolaylık. Çünkü tanıtmakta bir sıkıntımız, bir zorluğumuz yok. Adayımızı dünya tanıyor, Türkiye seviyor. Dolayısıyla sonuç inşallah en güzel olacak. Allah bizleri bu Ramazan'a eriştirdiği için binlerce kere şükürler olsun. Tekrar aynı şekilde bayrama da erdirmeyi nasip etsin diyorum inşallah. Gazze'de yanı başımızdaki Gazze'de olsun, Filistin'de olsun, bu başına gelen olaylardan dolayı şehit düşen vatandaşlarımıza, hepsine, onlarla beraber olduğumuzu, gönlümüzün, ruhumuzun, kalbimizin onlarla beraber olduğunu, onlarla beraber mücadele içinde olduğumuzu hatırlatmak istiyorum. Allah ıslah etsin diyorum. İnşallah yaşatmasın onların bu çabaları. İnşallah güzel sonuçlansın diyorum. Ayrıca Allah kabul etsin diyorum.